Hadi ta gel. Kolay gelsin. Adamın ayağı bak. Niye geldim yavrum? Vatandaşımızın hiçbir ihtiyacını bırakmaksızın burası lojistik merkezi olarak polisimizin, askerimizin dahi Elbistan'da koordineri bir yer olarak lojistiğini sağlamaya çalışıyoruz. Bununla birlikte halkın yağma girişimleri, psikolojik durumları göz önünde bulunduruyoruz. Ve bunu engellemenin en iyi yolu böyle bir merkez ve Sayın Valimin Hamza Bey'in koordinatörlüğünde olması gereken bir yerdi. Ve bunu başardık. Tüm Türkiye'ye örnek olacağını düşünüyorum. Burada hizmet sonsuz ve sınırsız. Burası önceden bir okuldu. Şimdi ne oldu abi? Pardon. Şimdi gıda, çorba, sıcak çorba, katı gıda, giyim, hijyenik malzeme, su, yağ gibi lojistiği kontrollü bir şekilde, giriş çıkışları kontrollü bir şekilde sağlanan bir merkez oldu. Afet merkezi, gıda lojistik afet merkezi haline geldi. Abi sizin burada çok emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Sorularınızı alabilirim. Sizi çok duygulu gördüm abi. Eminim ki depremin başından beri buradasınız. Ben Elbistanlıyım, evet. Bu arada. İstanbul'dan beni görevlendirenlerden de Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum kendilerine. Neden? Duygulu olmamak mümkün değil. Çünkü öyle erdemli bir halka sahibiz ki bir tane ekmek aldığı zaman öbürünü komşum alsın diyebiliyor. Böyle bir yeri gördüğünde, talan psikolojisinden böyle bir yeri gördüğünde kurtuluyor. Sayın Aksaray Valim Hamza Bey bunu bana yap dedi, yaptık. Ve kendilerinin koordinatörlüğünde devam edeceğiz. Hissim bundan. Hissiyatım bundan. Yarın ekmeğe ihtiyacı olacak. Şu gördüğünüz sırayı takip ederek buraya gelecek, tekrar ekmeğini alıp ihtiyacını görüp gidecek. Bu bizi her zaman gururlandıracak. Ve halkımızın hizmetkarı olmak, bir hemşerimin ihtiyacını görmek benim şerefim. Başkanım. Gel ablacığım, gel burada. Al ablacığım. Ver, ya ver. Salça lazım mı? Salça lazım mı? Salça ver. Yağmur oluyor. Buradan yağmur falan ekmek yazın. Tamam. Abi başka bir şey var. Göndereceğiz köye, sıkıntı abi, yok. Kurumlar için meyve suyu, su, şeker, herhangi bir problem yok. Yastığın var mı? Al bunu kendine. Buradan yetkililere mesajımız, öncelikle bu yardımı yapanlardan Allah razı olsun, Allah kimsenin başına vermesin. Ben başka bir şey diyemeyeceğim kardeşim. Daha önce böyle bir manzarayla karşılaşmadınız. İlk defa oldu. Dışarıdan olunca tabii bize şey geliyordu ama Elazığ'da, Gölcük'te falan oldu ama
burada olunca artık şeyini anladık yani. Evet. Yaraların ne kadar derin olduğunu. Allah kimsenin başına vermesin. Abi, devletimizden, milletimizden razı olsun. Başka bir şey diyemeyeceğim. Allah tamam. Kimsenin başına vermesin abi. Askerlerimize inanılmaz bir şekilde şey olmuş olur. Katkı sunmuş olur. İnşallah. Çok gerçekten abi.